Merhaba arkadaşlar, kimya ve elektrik ünitesinde artık elektrolize başlıyoruz ve bu videoda elektroliz düzeneğinden ve çalışma prensiplerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla burada nasıl bir sistem hazırlıyoruz, bu sistemde ne tür değişimler oluyor, çalışma prensibi nedir elektrolizin, bunları öğreneceksiniz. Nedir elektroliz? Elektroliz arkadaşlar, elektrolitik hücrelerde yani istemsiz tepkimelerin gerçekleştiği hücrelerde elektrik enerjisinin kimyasal bir değişim meydana getirmesi olayıdır. Nerelerde kullanılır? Bileşiklerin arkadaşlar elementlerin ayrıştırılmasında ki bu bölüm içerisinde bunu yapacağız. Bileşiklerin elementlerine ayrıştırılmasında. Bunun dışında kaplamacılıkta kullanılır. Yine bu bölümümüz içerisinde var. Metallerin saflaştırılmasında kullanılır falan. Oldukça yaygın bir kullanım alanı var. Şimdi pilleri hatırlarsanız biz pillerde iki kap kullanıyorduk. Çünkü elektronun bir yerden bir yere hareket etmesini istiyorduk. Ama burada böyle bir durum yok. Zaten enerji harcıyoruz. O nedenle elektroliz arkadaşlar tek bir kap içerisinde gerçekleştirilen bir değişimdir. Yine elektrotlarımız var. Üzerinde elektron alışverişinin gerçekleşeceği. Bu elektrotlar genellikle hatta çoğunlukla platin ya da grafit elektrotlardır. Elektrotlar kullanılır. Çünkü biz bu kabın içerisine koyduğumuz maddeyi ayrıştırmaya çalışacağız mesela. O zaman tepkimeye girmeyen bir elektrot kullanmayı tercih ederiz. Tepkimeye girmeyen elektrotlara da sevgili arkadaşlar sadece elektronları ileten elektrotlara inert elektrot denir. Grafit böyledir. Zaten bir ametal. Platin ise soy metaldir, zaten tepkime verme eğilimi yoktur. Dolayısıyla burada genellikle kullanacağımız tepkimeye girmeyen elektrotlar. Sonra elektron alışverişinin gerçekleşebilmesi için kendi kendine olmuyor ya arkadaşlar. Bir üreteç bağlarız sisteme. Bu elektron alışverişini gerçekleştireceğiz. Sonra yine bir elektrolit maddeye ihtiyacımız vardır. Bu elektrolit madde sıvı tuzlar olabilir. Tuzlar sıvı halde elektrik akımını iletiyor. Ya da asit, baz ve tuzların sulu çözeltisi olabilir. Ancak burada Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kapsamında biz sadece sıvı tuzların elektrolizinden sorumlu olacağız. O nedenle sulu çözelti elektrolizini görmeyeceksiniz. Çünkü kapsam dahilinde değildir. Evet, birçok kaynakta bununla ilgili soru da görüyorsunuz ama sizin sorumluluğunuzda değildir. Sadece sıvı tuzların elektrolizi bilmeniz gereken noktadır. Ve elektrolizin nasıl çalıştığını bilmeniz. Bir de Faraday kanunları var, onlar önemli. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bizim burada elektrotlarımız var. Bu elektrotlardan sevgili arkadaşlar eksi kutba bağlı olan katot elektrotumuzdur. Artı kutba bağlı olan anot elektrotumuzdur. Anot elektrot üzerinde yine yükselt gelme olayı gerçekleşir. Katot elektrot üzerinde yine aynı pillerde olduğu gibi indirgenme olayı gerçekleşir. Şimdi gelin sıvı sodyum klorürün elektrolizinde bu sistem nasıl çalışıyor bir daha inceleyelim. Gelin ilk olarak elektrolizin nitel yorumuna bakalım. Yani burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Elektrolizde neler gerçekleşiyor bunu inceleyeceğiz. Bu arada tekrar söyleyeyim, siz öğretim programında sadece sıvı tuzların elektrolizinden sorumlusunuz. Sulu çözelti elektrolizi öğretim programında yoktur. O yüzden biz burada erimiş sodyum klorür tuzunun elektrolizinde neler oluyor onu inceleyerek başlayalım. Sistemin nasıl çalıştığını da bir kere daha inceleyelim. Öncelikle erimiş sodyum klorür tuzunu elektroliz dediğimizde tuzlar katı halde elektrik akımını iletmezler. Sıvı halde ve suda çözündüklerinde iletirler. Dolayısıyla erimiş halde de elektrik iletkenliği var. Elektrolit bir madde bu. Elimizde sodyum klorür sıvısı var. Erimiş. Elektrolizde yapmak istediğimiz bunu
elementlerini ayrıştırmak, yani sodyum metalini ve halojenler, iki atomlu moleküller halinde bulundukları için klor gazına dönüştürmek istiyoruz. Denklemi de şöyle eşitleyeyim. Ve ne oluyor? Yükseltgenme basamaklarına da bir bakalım. Sodyum artı 1, klor eksi, klorür eksi 1'di. Bu halleriyle de kararlılardı. Element haline dönüştüklerinde yükseltgenme basamakları 0. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey klorun elektron vererek yükseltgenmesini sağlamak, ki bunu istemiyor, biz zorla gerçekleştiriyoruz. Sodyumun elektron alarak indirgenmesini sağlamak, ki yine dediğim gibi bu istemli değil. Dolayısıyla biz bunu üretiç yardımıyla yapacağız. Ve bir sistem hazırlayacağız. Şimdi şöyle bir elektroliz kabımız olsun arkadaşlar. Bunun içerisine indirgenme ve yükseltgenme olaylarının gerçekleştiği elektrotlar batıracağız. Platin elektrotlar olsun. Sonra elektron alışverişi kendiliğinden olmadığı için bir üreteç bağlayacağız. Biz vereceğiz elektrik akımını. Şurası eksi, şurası artı. Sonra kaba bir elektrolit madde koyacağız ki bu elektrolit madde bizim için burada sodyum klorür sıvısı arkadaşlar. Ve sodyum klorür sıvısı dediğimiz zaman sodyum artı ve klorür eksi iyonları bulunuyor elektrolit maddemizin içinde. Pekala, şimdi ne yapacağız? Öncelikle şunu da söyleyeyim. Eksi kutba bağlı olan elektrot üzerine kimler gelir? Tabii ki zıt kutuplar birbirini çektiği için bu elektrot üzerine sodyum artı iyonları geliyor. Artı kutba bağlı olan elektrotumuzun üzerine ise klorür iyonları geliyor. Yine zıt yükler birbirini çektiği için. Ve burada hatta artı ne olacak? Sodyumlar bakınız artı birden sıfıra indirgenecek. İndirgenme olacağına göre demek ki eksi kutba bağlı olduğu olan bu elektrotumuz katot, artı kutba bağlı olan klor iyonlarda yükseltgeneceği için bu elektrotumuz anot oldu. Ve üreteç burada ilk elektronu sodyuma vererek sodyumun indirgenmesiyle sistemi çalıştırıyor. Yani katotta arkadaşlar sodyum artı iyonları elektron alarak metalik sodyuma indirgeniyor. Katot üzerinde bakınız. Anotta ise klor eksi iyonları ne yapacak? Klor gazına yükseltgenecek. Tabii bunlar iki atomlu moleküller halinde bulunur. Hatta şunu unutmayınız. Klor, flor, biraz ters oldu. Brom, iyot, hidrojen, oksijen ve azot gazları. Bunlar iki atomlu moleküller halinde bulunan gazlardır. Dolayısıyla kloru yükselttiğimiz zaman Cl2 gazı diye yazmak lazım. Atom sayıları eşitlensin, şunun başına 2 diyeceğim. Her bir klor eksi birden sıfıra bir elektron veriyor. İki tanesi de 2 elektron verdi. Yani katotta indirgenme, anotta yine yükseltgenme var. Aynı pilde olduğu gibi. Bunları toplayacağız. Toplayabilmem için alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğim. Şunlar gitti. Kalanları toplayalım. 2Na artı 2Cl eksi girdi. 2Na katısı ve Cl2 gazı çıktı. Ki şu zaten 2NaCl sıvısıdır. Bakınız bileşiği biz elektroliz yöntemiyle elementlerine ayrıştırmış olduk. Ve katyonlar katotta indirgendiler. Anyonlar anotta yükseltgendiler arkadaşlar. Sistemin çalışması budur. Bundan sonraki videomuzda da bunlarla ilgili örnekler yapmaya devam ediyor olacağız. Bu videoda sizlerle elektroliz sisteminden, düzeneğinden bahsettik ve sıvı tuzların elektrolizine başladık. Bundan sonraki videomuzda sıvı tuzların elektrolizine devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.